Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Çekya'nın başkenti Prag'dayız. Gece hayatını en ayrıntılı bir şekilde size göstermeye çalışacağım. Bakalım her yere giriş yapabilecek miyiz? Ve buranın artıları, eksileri ve tehlikeleri nelerdir? Avantajları ya da onları da size göstermeye çalışacağım. Bak şimdi Çekya'nın başkenti Prag'dayız. Şurada polis birkaç kişiyi almış. Burada da insanlar meraklı bir şekilde onları izliyor. Çünkü hayret ediyorlar anladığım kadarıyla. Yani Çekya'da böyle bir şey nasıl olur diye. Öncelikle bu bölgeden başladım. Şimdi buradan yavaş yavaş aşağıya doğru kırıyoruz. Burası da tarihi meydan bu arada. 1979 yılında Sovyet tankları girdi buraya. Hiç izlemeyenler de kanalıma abone olursa sevinirim. Ayrıca bu videoyu da beğenip yorum yapabilirsiniz. Gerçekten mutlu olurum. Bu bölgede daha çok banklar var gördüğünüz üzere. Akşamları özellikle şu bölgelerde işte hayat kadınları falan var. Size teklif ediyorlar. 4000 kron, 5000 kron gibi böyle 150-200 euro karşısında ilişki talep ediyorlar. Aklınızda olsun. Tam bir para tuzağı onlar. O bölgeye çok fazla yaklaşmayın. Şimdi buradan yavaş yavaş aşağıya doğru kıracağım. Size bütün burada gece kulüplerini göstereceğim. Bu arada Çekya'nın başkenti Prag'da gece kulüpleri aynı zamanda striptiz kafe ya da bar anlamına da geliyor. O yüzden her night club'a girmemenizi tavsiye ederim. Dolayısıyla o dediğim bölgeye çok geçmeyin. Orada çok yürümeyin. Yani dünyanın en güvenli 10 şehrinden birisi olan Prag'da böyle bir muameleyle karşılaşmak istemiyorsanız. Ama şuradan geçebilirsiniz. Şimdi o bölgeye giriş yapalım. Saat şu anda 9'u geçti. Buranın böyle giyim mağazalarıdır. Kapanmaya başladı. Kafeler, barlar gördüğünüz üzere herkes yavaş yavaş çıkıp sosyalleşmeye başladı bile. Örneğin burada bir tane kasino var. Gördüğünüz üzere az önce kızın fotoğrafını çektim. Yani hayvanlaşmadığınız sürece burada insanların fotoğrafını çekebilirsiniz. Okay. Buradaki barın ismi ilginç. Bir giriş yapalım bakalım. Zombi bar. Ama herhalde hem lokantası var hem de böyle bir barı var. Şöyle bir giriş yapalım. Eğlenceli bir gençlik grubuyla daha karşılaştık. Evet, yolumuza devam ediyoruz. Zombi bar dedik az önce. Şimdi zombi bardan çıktık. Bir 20 metre kadar daha yürüyorsunuz. Burada meşhur bir artık bir night club daha var. Adı Duplex. Onu size göstereyim. Onlar da tam da şu anda yeni açmışlar. Evet, bütün personel burada. 4-5 tane şu anda görüyorum. Duplex'i biraz geçtikten sonra burada bir tane şerefsiz bir dövizci vardı. Sakın ondan bozdurmayın. Çünkü 1 euro 25 korunayken bunlar 17'den bozuyor. Bilginiz olsun. Peki devam ediyoruz. Old Town'a doğru gidiyoruz şu anda. Tramvayımız da geçiyor. Şimdi bu meydanda böyle sağlı solu insanlar sizin önünüze kesecek. Bir tane kart verecek ya da soru soracak. Bizim yerimize ücretsiz girebilirsiniz diye. Burada night club dediğimiz çoğu yer aslında bir striptiz club. Hani çok böyle meraklısınız isterseniz gidin, siz bilirsiniz ama çoğu para tuzağı. Sakın öyle bir şey yapmayın. Zaten ben içeri girsem bile o dans eden kızları mesela çekemeyeceğim ya da oraların görüntüsü alamayacağım. O yüzden de zaten girmiyorum. Bir de zaten girmek istemiyorum ama kişisel tercihiniz eğer oralara gitmekse burada bunlardan bolca var. Önünüzü kesecek olan insan da çok var. Bu arada yolun sağ tarafında Thai masajı yapan bir yer var. 10 Euro'dan başlayan fiyatlarla. İzin verdiler çekmeme. Şöyle bir çekiyorum kısaca. Evet, burada Tayland masajı var. Şu çeşmeyi geçtikten sonra hemen dümdüz oradaki sokakta artık gecenin dibine vuruyorsunuz. Bilginiz olsun. New Yorker mağazasını zaten gördünüz. Evet, o Hırvat deli abilerimizi de gördük. Burada bir gece mekanı var. New Yorker mağazasının hemen yanında. (Gülüyor)
Bu arada şimdiden söyleyeyim, ben çoğu mekana girdiğimde müzik olduğundan telif hakkı yiyebilir video. O yüzden konuşmasam daha iyi olacak. Oraları siz izlerseniz iyi olur. Bu arada videoyu da beğenirseniz ve yorum atarsanız da sevinirim. Peki devam edelim. Bunların ne olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Evet, bu da gece tatlıcısı. Tridenlik tatlısı burada satılıyor akşamları bile. Enes'in kardeşi Sema'yı yakaladım. Merhaba. Abine selam söyleyeceğim. Tamamdır. İçerinin mekanını da şöyle bir çekelim dedik. Şöyle bir kiliselerin de fotoğrafını çekelim arada. Burada bir müzik club var. One Club diye geçiyor. Bakalım içeri geçebilir miyiz? Devam ediyoruz arkadaşlar. Burada büyük bir kapı var. Ve burada bir İtalyan lokantası var. Bilginiz olsun. Şurada bir Double Trouble diye bir yer var. Bakalım içeri girebilirsek, izin alabilirsek size oraya göstereceğim. Double Trouble. Buranın girişine böyle içecek de ikram ediyorlar. Thank you. Onun hemen karşısında böyle bir yer var, onu da göstereyim. Georgia. Georgia. O mekanını da geçtikten sonra tövbe estağfurullah, bu da nedir? Seks aletleri müzesi var burada arkadaşlar. Bu tövbe estağfurullah dediğim yeri sadece 10 metre geçtikten sonra zaten karşınıza kilise çıkıyor. Ama burası işte ateist bir ülke. Yani burada kiliselerin çoğu zaten ya müzeleştirilmiş, ibadet için kullanılmıyor. Şimdi astronomik saat kulesinin olduğu o görkemli meydana çıkıyoruz. Bir de şöyle akşam gözüyle şuradan bir geçelim. Saat şu anda 22.44. Yani 16 dakika sonra burada 1 dakika sürecek muhteşem bir seremoni olacak. O yüzden insanlar yavaş yavaş burada toplanmaya başlamış. Ama ben bunu zaten bir gündüz videosunda göstereceğim size. Şimdi devam edelim. Hemen ileride Teen Kilisesi var. Gördüğünüz üzere. Şu astronomik saat kulesini tekrar göstereyim lan. İkinci planda kaldı gibi. Şimdi şu meydanda biraz şöyle bir kısa bir gece yürüyüşü yapalım. İşte gençleri görüyorsunuz. Ellerinde biralar, içiyorlar. Burası dünyanın en fazla alkol tüketen, bira tüketen ülkelerinden. Zaten Prag'da sadece 28 tane bira fabrikası var. Sizin o belki de içtiğiniz Efes Pilsen markası zaten bu ülkenin 4. büyük şehri olan Pilsner'den alıyor zaten o ismini. Onlar da zaten bunu söylüyorlar. Evet, buralar canlı canlı, kımıl kımıl. Şurası mesela bir belediye binası mı neymiş ama yani kilise deseler ben inanırım. Teen Kilisesi'ni görüyorsunuz burada. Şurada Jan Hus anıtı var. Çünkü burada 15 yıl süren bir Husit savaşları var. Katolikler ve reformcu protestanlar arasında. Onun burada dev bir tane heykeli var. Evet, burada da insanlar oturuyorlar şu anda. Herkes sosyalleşiyor. Gördüğünüz gibi yani buralarda böyle sorgu sual olmaz. Polis bile gezmiyor doğru düzgün. Yani kimse burada kimseyi rahatsız etmiyor gördüğünüz üzere. Teen Kilisesi'nin hemen şurasında mekanlar varmış. Bir de oralara bakalım.
şöyle ara sokaklara gece yarısı bir dalalım bakalım. Prag'da bu şekilde yürümek inanılmaz güzel. Zaten bir perili bir heyecan katıyor size. Ben perilere inanmam tabii ki ama hani perilere de inanma ama perisiz kal. Buralarda gezmek gerçekten çok güzel. Tam böyle orta çağ yaşıyorsunuz. Hani o bilmediğimiz çağdan muhteşem deneyimler elde ediyorsunuz. Şu anda burada canlı müzikler de duyuyorum. Bazı mekanlar kapanmaya başlamış bile. Yani ben buranın gece hayatını şu şekilde anlayabiliyorum. Akşam 8 gibi 1 başlıyor 12'ye kadar. 12'den sonra doğru düzgün bir yer bulamazsınız burada. Şu soldaki abim burada güzel bir klasik müzik çalıyor. O ambiyans eşliğinde şuradan bir tekrar geçmek istiyorum. Ve bu anı hiç ama hiç unutmak istemiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ne demişti yazarımız? Prag'da geçirdiğiniz bir gün, bir ömre bedel. Arkadaşlara söylüyorum, burayı çekebilir miyim diye. 5 euro dediler. Geleneksel Çek lokantası mutfağı da burada ama buralar biraz da kazıktır ama yine de size göstereyim şöyle bir. Şimdi arkadaşlar burası James Dean Bar. Hakikaten de çok güzel bir konseptleri var. Kesinlikle tavsiye ederim. Hatta ben burayla ilgili tek bir video yapacaktım. İçeride bir sürü insanla konuştum ama yani kendilerinin ne kadar cool bir bar olduğunu bildikleri için çekim yapamadık maalesef. Müdürüne kadar 2-3 kişiyle görüştük. Ama burası çok güzel bir bar, aklınızda olsun. Şöyle bir göstereyim gene size. Hatta o James Dean Bar'ın böyle de güzel bir nostaljik arabası var. Evet, bunun da biraz sponsorluğunu yapmış olduk. Bak, burada güzel bir 80'ler barı var. Bence içeri görmeye değer. Şöyle göstereyim size konseptini. Bakalım abiden izin alabilecek miyiz? Evet, burada da bir müzik club barı var. İçeriye gireceğim şimdi eğer izin verirlerse. Ama çoğu yere sağ olsun izin veriyorlar. İnsanlar burada inanılmaz sosyalleşmiş. Ne sosyalleşmişler lan? Bu ne böyle? Sanırım şanslıyım. Prag'da bu gece beni kimse neredeyse kırmak istemedi. Herkes güzel güzel pozlar verdi. Teşekkür ediyoruz bu insanlara. Peki, devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi buranın dilencisi bile yaklaşırken insana bir mesafe koyuyor. Kimse kimseye dokunmaz. Eğer böyle hakikaten hayvanlaşmazsanız insanlarla konuşabilirsiniz bile. Ben o fotoğrafları çekerken o insanların yanına gittim, rica ettim. Kimse de beni kırmadı mesela. Hepimizde bir mesafe var. Bir şey istersek yaparız ya da yapmayız. Her şey burada medeniyet çerçevesinde. Umarım da öyle devam eder. Evet, tekrar James Dean Bar'ın oradan geçiyoruz. Ya şunun içini bir çekeyim ya.
Prag'daki gece hayatı sizce nasıl? Are you ready? Yes. Okay, what's the capital of Turkey? Ankara. What's the capital of Turkey? Ankara. No, I don't know. Ankara? No. Istanbul? Not Istanbul, Ankara. Pekala, ilerliyoruz arkadaşlar. Burası astronomik saat kulesi, Tin Kulesi'nin olduğu o meydanın orası. Yani burada oturursanız birazcık daha kazık fiyatlar, bilginiz olsun tabii ki. Ama güzel yerler var. Devam edelim. Ve hiç şaşırmadık. Hard Rock Cafe dünyanın zaten ve Avrupa'nın pek çok yerinde var. Burada da varmış. İçeri olmazsa size de bir gösterelim. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sokakta ise absint kafeler var. Hello. Evet, absint yıllardır özellikle Fransa, ABD, İsviçre gibi ülkelerde bile yasaklan çok yüksek bir alkol. İsimler hep burada yazıyor. Thank you. Artık yolculuğumuzun bu gecelik sonuna geldik. Yavaş yavaş böyle ara sokaklarda ortaçağ esintisiyle kaybolmaya devam ediyoruz. Bir absint kafe, bar daha. Ya burası esrar kokuyor arkadaşlar. Ben hemen çıkıyorum şu anda. Onlarca absint çeşidini buraya koymuşlar. Camekanlarda hepsi küçük şişelerinden büyük şişelerine sergileniyor. Ara sokaklarda böyle kaybolursanız gene böyle güzel yerler bulacaksınız. Gördüğünüz gibi. Bu da ünlü bir gece mekanı, Golden Fingers. Kendi araçları var. Böyle mahalleden, sokaklardan insanlar topluyorlar buraya. Saat 12'ye yaklaştığı için şu anda gece hayatını noktalamak istiyorum. Çünkü Prag'ın merkezinde bu yerde 12'den sonra yavaş yavaş diniyor. Ama yine de sokaklarda işte alkol içen insanlar var. Bir sonraki bir gece videosunda tekrar sizle görüşeceğiz. Bir tane daha yapacağız. Bu sefer yaklaşık 3 sene yaşamış burada bir arkadaşla yapacağız bunu. Yine Prag gece hayatından bahsedeceğiz size. Çünkü daha gösterecek çok yerimiz var. Bunlar sadece bir başlangıçtı. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.